Herkese selamlar, merhabalar benim değerli takipçilerim, arkadaşlarım ve kanalımın yeni misafirleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine muhteşem tarif paylaşıyorum ve hemen tarife geçiyorum arkadaşlar. Evet, bugün kullanacağımız bitki arkadaşlar kalendula bitkisidir veya kalendula çiçeği veya aynı sefa bitkisi arkadaşlar. Bu aynı sefa bitkisinden, çiçeğinden alıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Kurutulmuş halidir. Bir, iki, yani bununla birlikte 3 çorba kaşığı aynı sefa çiçeğinden aldık arkadaşlar. Aynı sefa bitkisi veya kalendula bitkisi arkadaşlar. Buraya da ekliyoruz papatya. Papatya çiçeklerinden, bu da kurutulmuş hali, alıyoruz. Bundan da 3 çorba kaşığı. 1 2 3 Evet. Şimdi bunun üzerine su dökeceğiz ve kaynamış su. Kaynamış sudan alalım. Üzerinde bu kavanozumuz, yani yaklaşık 800 mililitrelik kavanozdur. 800 mililitre kaynamış su döküyoruz ve bunu demlenmesine bırakıyoruz arkadaşlar. 20 dakika, 30 dakika bu bitkilerimiz demlensin. Şimdi de bizim çayımız demlenene kadar arkadaşlar ben bir içecek tarifi vereceğim sizlere. Gut hastalığını gidermek için ve aynı zamanda da ürit asitlerden kurtulmak için muhteşem bir tariftir. Dereotundan alalım şöyle bir tutam. Bunu doğrayalım. Bu da bir bitki çayı olacaktır arkadaşlar. Sonra bir tutam maydanoz alıyoruz. Bunu da böyle doğruyoruz. Ve şöyle bir tutam sapıyla birlikte kereviz alalım arkadaşlar. Kerevizi de doğrayıp yapraklarıyla sapıyla birlikte alıyoruz. Şimdi bu doğradığımız kereviz, dereotu ve maydanozu bir cam kaba yerleştiriyoruz. Cam kavanoza da yerleştirebilirsiniz ama ben cam kap kullanmayı tercih ettim. Çünkü daha pratik oluyor kullanışı. Üzerine 1,5 litre kaynamış su dökelim arkadaşlar. Hemen şimdi kaynatıp 1,5 litre suyu döküyoruz. Ve şimdi de kapağını örtelim. Bunu da bu şekilde arkadaşlar 20 dakika demlemesine bırakalım. 20 dakika demlensinler. Şimdi arkadaşlar bir küçük küvet alalım. İçine su dolduralım. Ve bizim demlediğimiz papatya ile aynı sefa bitki suyunu buraya ekleyelim. Karıştıralım ve bizim vücudumuza rahat olacak şekilde olması gerekiyor. Suyun sıcaklığın derecesi arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya bir de 100 gram veya yarım su bardağı deniz tuzu ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. O kadar güzel gelecek ki, inanılmaz faydalı. Çok iyi gelecek bizim kemiklerimize, eklemlerimize aynı şekilde arkadaşlar, aynı zamanda pardon, gut rahatsızlığı olanlara ve eklemlerdeki ürit asiti çıkartmak için, gidermek için çok iyi bir ayak banyosu olacaktır ve aynı zamanda dediğim gibi şimdi içeceğini de hazırlıyorum. Böbreklere de iyi gelecektir. Hem aynı zamanda böbreklerimizi de temizlemiş olacağız arkadaşlar.
çalışma fonksiyonunu iyileştirmiş olacağız. Böbreklerin arkadaşlar bu şekilde. Ve şimdi arkadaşlar buraya ayaklarımızı yerleştiriyoruz. O kadar güzel ki çok rahatlatacaktır ayaklarımızı. Kemiklerin, eklemlerini çok rahatlatacaktır. Bu şekilde bu suda ayaklarımızı 20 dakika tutuyoruz. Ondan sonra 20 dakika sonra çıkartacağız ve ayaklarımızı normal suyla durulayıp kurulayacağız. Bu prosedürü arkadaşlar haftada 3 defa yapalım. Bir gün yapalım, bir gün yapmayalım, bir gün yapalım, bir gün yapmayalım. O şekilde bir haftada 3 defa yapmış olacağız. 3 kere yaptıktan sonra ayaklarınızın gut rahatsızlığı olan arkadaşlarımız ne kadar ayaklarınızın, kemik eklemlerinizin, ağrıların giderildiğini hissedeceksiniz. Evet, şimdi bitkilerimiz demlenmiş oldu arkadaşlar. Alıyoruz ve bir cam sürahiye veya cam kavanoza süzüp alalım suyunu. Şimdi de bu bitki çayımızın üzerine arkadaşlar bir limon suyunu sıkıp ekleyeceğiz. Bizim bitki çayımız hazırdır. Şimdi alıyoruz bunu bir bardağa ve nasıl içeceğiz? Bu olan bugünkü yaptığımız miktarı arkadaşlar gün içinde içip bitireceğiz. Bu bir günlük dozajdır. Bir de içmeden önce bardağın içine bir tatlı kaşığı bal ekleyelim. Ve balla birlikte içelim arkadaşlar. Çok çok faydasını göreceksiniz. Burada kereviz suyu, maydanoz suyu, dereotu suyu, limon suyu var ve bal var arkadaşlar. Gerçekten vücudumuzu da çok güzel toksinlerden arındırır. Aynı zamanda da kilo vermemize de yardımcı olur. Aynı zamanda da karaciğer temizlenir arkadaşlar. Solunum yolları temizlenir. Ve arkadaşlar en önemlisi böbreklerimiz temizlenir. Aynı zamanda da kemiklerdeki oluşan gut rahatsızlığı gider. Onu gidermek için yapıyoruz zaten bu kürümüzü. Ve aynı zamanda da kemik eklemlerdeki oluşan ürik asitleri temizleriz arkadaşlar. Çıkartırız. Bunların hepsini çıkartın. Vücudunuzu arındırın, temizleyin ve sağlıkta olun arkadaşlar. Evet, şimdi bu içeceğimizi tabii ki de sabah, öğlen ve akşam olarak içelim bir günde. Gün içinde bunu bitirelim. Yemekten önce veya sonra hiç fark etmez. Yeter ki bunu içelim ve gerçekten muhteşem sonuçlara ulaşacaksınız. Ve aynı zamanda da önceden gösterdiğim gibi, videodaki gösterdiğim gibi ayak banyosunda yapalım. İkisini aynı anda yapalım. Hem içeceğimizi içelim hem aynı zamanda da ayak banyolarımızı yapalım ve çok 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 sağlıklı olacaksınız arkadaşlar. Bütün sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Sizlere sevgi, sağlık, mutluluk dileğiyle hoşça kalın diyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere.